Yeni bir Şu Çılgın Türkler programında daha birlikteyiz. Tarihi Roma adında Sayın Turgut Özakman'la yaşamaya devam ediyoruz. Hoş geldiniz hocam. Hoş buldum kızım. Nasılsın? İyiyim sağ olun. Siz nasılsınız? Çok iyiyim sağ olun. Geçen programımızda Lozan Anlaşması'na gelmiştik. Oradan anlatmaya devam edelim evet. Arzu ederseniz. Şimdi biz Yunanlıları yendik. Bu sayede bir Türkiye-Yunanistan kavgası olsaydı mütarekeyi Yunanlılar isterdi. Barış anlaşmaları da işte Yunanlılarla yapılırdı. Öyle olmuyor. Çünkü Yunanlıların arkasında biz çok iyi biliyoruz ki artık belgeler de belli. Bunu bilmeye de bir lüzum yok. Görünen bir şey bu. İngilizler, Fransızlar, İtalyanlar, ABD'liler ve bazı Avrupa ülkeleri daha var. Barış konferansı açıldığı zaman Lozan'da işte Amerikalılar müşahit olarak katılmışlardır. Gerektiği zaman işte bu toplantılara Bulgarlar, Belçikalılar, İspanyollar da katılır. Lozan yalnız yeni Türkiye'nin barış anlaşması değildir. 600 yıllık Osmanlı İmparatorluğu'nun muhasebesinin de yapıldığı, onun hesabının görülmek istendiği bir büyük görüşmedir. İsmet Paşa bu Lozan'a Atatürk İsmet Paşa'nın başdelegi olarak gitmesini arzu etti. Sanıyorum Mudanya'daki başarısına dayanarak bunu istedi. Güvenilir bir insan, iddialı bir insan. Doğru da bir kararmış zaten. Mesela o zamanki başbakan Rauf Orbay'ı düşünmediği anlaşılıyor. Rauf Orbay'ın Mondros Mütarekesi'ni imzalamış olmak gibi de bir tarihinde bir başarısızlık var. Onun için o başbakan olarak kaldı. İsmet Paşa yanında da iki delegeyle birlikte, biri Hasan Saka, biri Doktor Rıza Nur, işte İstanbul'dan gençliğin çok büyük tezahüratı arasında kurtulmuş İstanbul'un o hayranlık ve vefa ve kader bilme havası içerisinde Lozan'a hareket etti. Barış yapmayı biliyor. Ve İstanbul hükümeti gitmiş, Osmanlı İmparatorluğu filan sona ermiş. İşte Tevfik Paşa hükümetinin istifasıyla da Osmanlı Devleti sona ermiş oluyor. Refet Bele Paşa Ankara hükümetinin temsilcisi olarak İstanbul'da devraldı yönetimi. Yani İstanbul bu haliyle bir devlet olmaktan, bir devletin başkenti olmaktan çıktı. Ankara'ya bağlı Anadolu büyük yeni kurulan Türk devletinin bir şehri oldu. Halkın bu durumdan fevkalade bir bölümü hariç, küçük bir bölümü hariç. Yani herkes memnun. Neden? Geçimini sarayla, geçimini işte bu damat Ferit'le, geçimini sadrazamlıkla, geçimini İstanbul hükümetiyle yürüten o tezgahlar dağıldı. O tezgahlar dağıldı. Dünyaya bakış itibariyle Hürriyet İtiraf Partisi taraftarları ki bunlar kesin İngilizcidir. Bunlar milli onurdan, gururdan, milli duruştan, bakıştan kesinlikle mahrum. Casus vardı içlerinde her, zaten. Her şey var orada. Yalnız o değil. Yani her türlüsü var. Hainin her çeşidi var. Türlü türlü haini olan türlü hain. Evet. Bir de ayrıca şey yani dünyaya bakışı itibariyle öyle millilikmiş, devletmiş, onurmuş, bayrakmış. İşte ne bileyim ileride de bunların öyle bir düşünceleri bunların, yok. Bunların bir takım uzantıları olacak. Onlar yani İstiklal Marşı'ymış. Türk bayrağını hasır gibi yere serip üzerine oturmaktan çekinmeyen bir uzantıları da oldu bunların. Tabii bitmedi bunlar. Ama Türkiye Cumhuriyeti bunları yok etmedi. Türkiye Cumhuriyeti bunlara yazık ki katlandı. Onları eğitip doğru yolu göstermek için gayret etseydi çok daha iyi olurdu. Onu yapmadı. Onları öyle kendi haline bıraktı. Onlar çoğaldılar. Her neyse. Şimdi biz kendimize dönelim. İsmet Paşa ve grubu giderken gittiler. Belli bir tarihte toplanmaları lazım. Lozan'da İngiltere yok, Fransa yok, İtalya yok. Yani davet sahipleri yok. Çünkü İngiltere onları İşte İngiltere'de seçim olduğu bahanesiyle geciktik bir süre sonra geleceğiz diyor. Asıl amaç şu, İngiltere Fransa ile Türkiye arasındaki anlaşmadan beri Fransızlara güvenemiyor zaten. İtalyanlar umumiyetle ikili oynayabilen bir ülke olarak öyle bir maziyesi var. İngiltere bunları böyle bir kenetlenmiş bir halde Türkiye'nin karşısında oturtabilmek için ortak toplantıya çağırıyor. 3-5 gün bunlar kendi aralarında toplanıyorlar. İşte İngilizler bunları hizaya getirmeye çalışıyor. Gecikme ondan.
İsmet Paşa o arada işte Lozan'da çok büyük bir basın toplantısı yaparak biz barış yapmaya geldik, barış isteyenler nerede diyor kısaca. Evet. Türkiye'nin halini anlatıyor. Yunanistan'ın nasıl Türkiye'yi yakıp yıktığını anlatıyor. İşte ne büyük gururla anlatıyor. O bir milyon insanımızın evsiz, baksız ve ağaç dağlarda gezdiğini anlattığı konuşma budur. Bu çok etkili de bir konuşma olmuştur. Daha birinci ramutta birdenbire Avrupa basınında Türkiye birdenbire bir ön plana çıkıyor. Ama haklı olarak ön plana çıkıyor. O güne kadar hak ettiği yer zaten. Yani büyük taarruz Sakarya Savaşı'na kadar Türkiye aleyhinde bir dünya kamuoyu vardı. Fakat Türklerin saldırgan olmayışı, barışçılığı, fakat haklarını çok güzel savunması, konuşmasını bilen insanların Türkiye'yi temsil etmesi. Evet. Yani bu Atatürk'tü. Atatürk konuşmasını biliyor çünkü arkasında çok ciddi bir kültür var. Mütemadiyen okuyan çok bir insan. Çok okuyor zaten. Fevzi Paşa diyor ki anılarında Sakarya Savaşı'ndan büyük taarruza kadar ki bu geçen süre içerisinde Mustafa Kemal Paşa diyor İslam tarihini okudu mütemadiyen diyor. Niye? Çünkü saltanat ve hilafet üzerinde tartışmaların başlama günü yaklaşıyor. Tabii. Hazırlanıyor. Nitekim saltanatın ilga edildiği, hilafetin kaldığı toplantıda mecliste yaptığı çok uzun ama inanılmaz derecede etkili, bilimsel, çok doğru bir konuşma vardır. Nitekim işte böyle Atatürk'e biraz uzak durup da İslam bilgisi olup olmadığı konusunda kuşkular taşıyan yazarlardan biri diyor ki bunu kendi hazırlamış olamaz herhalde İstanbul'daki bir din adamlarından yardım gördü diyor. Aklına yani herkesi kendi gibi zannediyor. Evet. Kendileri gibi zannediyorlar bunlar. Çalışmak diye bir şey var. Bireysel bir tırmanış diye bir şey var. Tabii. Bir de bir deha diye bir şey var. Bunlar bu dehayı hiç tanımadıkları için deha bize fazla geliyor. Biz bir dehayı kavrayamıyoruz. Evet. Zor kavrıyoruz. Çünkü çok dahi yetiştirmiş değiliz. Bu açık. Dürüstçe konuşalım. Öyle binlerce dahimiz yok bizim. Tabii. Onun için bir dahiyi kavramakta, yorumlamakta, değerlendirmekte, onun değerini bilmekte falan biz biraz aciz kalıyoruz. Her neyse. Bu güzel konuşmasıyla işte biz aleyhimize dönmüş olan Avrupa Sakarya'dan sonra yavaş yavaş lehimize doğru dönerken Lozan'da dönmek üzere. İsmet Paşa'nın bu basın toplantısından sonra Lozan görüşmeleri 24 Kasım'da başlıyor. O sırada Yunanistan'da ilginç şeyler olmakta. Bir askeri junta iktidara el koyuyor. Ve bu inanılmaz yenilginin mesulü olan 6 kişiyi Başbakan Gunaris ve o zamanki Başkomutan Hacı Anesti olmak üzere 6 kişiyi mahkeme, bir olağanüstü mahkeme kurşuna dizilmeye mahkum ediyor ve 27 Kasım ya da 26 Kasım'da bunlar Lozan müzakereleri, görüşmeleri başlarken bu büyük büyük felaket diyorlar buna Yunanlılar. Bu büyük felaketin sorumluları kurşuna diziliyor. Bir askeri yönetim devam etmekte. Bu yenilgi Yunanlılara 10 küsur yıl içerisinde 3 kere rejim değişikliğine sebep olmuştur. 17 kere hükümet değişikliği ya. Olmuştur. Alt üst olmuştur. Kendine gelememiştir. Ordusunun toplarının %90'ını, cephanesinin neredeyse %100'e yakınını, makinalı tüfeklerinin, ağrının, hafirinin neredeyse tamamını, ordu komutanlarını, tümen komutanlarının büyük bir çoğunluğunu, bütün o kurmaylarını, bine yakın subayını Türklere teslim edip güçlükle kaçabilmiştir. Bunların geldikleri zaman İzmir'de çekilmiş fotoğrafları vardır böyle ayak ayak üzerine atmış. Yunan Efson askerleri vardır. Bunlar gittikten sonra Midilli'de bir Yunan fotoğrafçısının çektiği bu kaçan kılıç artı Yunanlıların fotoğrafları var. İkisini bir araya getirip bakmak lazım. Evet. Bu kaçanlar herhalde ömürlerinin sonuna kadar Türkler geliyor diye kabus gördüler. Evet. Yenilginin bu dehşeti işte şeyde Toynbee diyor ki Yunan ordusunun İzmir kordonunda nasıl sürünerek canını güç bela Yunan gemilerine attığına şahit olduk diye yazıyor. O kadar böyle kibarca da anlatmış. Evet. Sefalettir, kaçmaktadır. Türk telsizleri arkalarından bağırıyor. Bunu Yunan belgeleri açıklıyor. Yunanlılar kaçmayın, durun, dövüşelim. Ama hiç öyle dövüşecek müşterileri bile kalmamış. Dövüşecek yerleri yok ki. Uçuyorlar.
atıyorlar. Ve bu bir katiller sürüsüdür. Bir, evet. bir yenilen bir ordu gibi değil. Duman olmuş bir çeteler topluluğu olarak Yunanistan'a geçip gitmişlerdi. Savaşın ahlakı vardır lafını bir daha hatırlatmak istiyorum. Yunan ordusunda savaşın ahlakı yoktu. Çukurova'ya giren Ermeni lejyonunda savaş ahlakı yoktu. Hı hı. Bizim güneydeki Adana'da, Mersin'de, Tarsus'ta, Antep'te, Maraş'ta, Urfa'daki Fransız ordusunda savaş ahlakı yoktu. Kuzeydoğu'da tarihe gömülüp gitmiş Pontus Devleti'ni hortlatmak isteyen Rum çetelerinde savaş ahlakının zerresi yoktu. Geri çekilen Yunan ordusunun 1917'de Ermeni ordusunun Rusya'da ihtilal patlayınca Rus ordusu geri çekilirken geride kalmıştır Ermeniler. Onlar da geriye çekilmişlerdir ama yakarak öldürerek onlarda da savaş ahlakının zerresi yoktu. Bizim isyancılarımızın bir bölümünde de bu insan sevgisi, insan saygısı yoktur. Bunlar müftü de öldürdüler, albay da öldürdüler. Mehmetçiyi öldürdüler, emir yapan Mehmetçiyi öldürdüler. Ve bunlar küçük böyle bir etnik ayrılıklardan yararlanarak çeteler kurup Türkiye'nin ırzını, namusunu korumak için savaşan milliyetçileri öldürmeye teşebbüs ettiler. Arkadan hançerlemek istediler. İstanbul'un yolladığı ajanların, bozguncuların etkisiyle Kütahya, Eskişehir Savaşı'nda askerlerimizi General Kaçkaç'a yendirdiler. Hı hı. 30 bin 122 askerin kaçmasına sebep oldular. Yani bu çok büyük bir, bizim için çok büyük bir sınamadır. Bizim için çok büyük bir deney hazinesidir. Onun için milli mücadeleyi bilmeyiz. Kim kimdir bilmekte hiçbir sakınca yok. Ona göre tedbir alırsınız. Ve belli bir süre sonra da dostluklar kurulabilir. Türkiye Atatürk zamanında bütün bu ülkelerle dostluk kurabilmiş, bu alicenaplığı göstermiş. Yani yüreğini kinle çürütmemiş. Ama bunlara karşı tedbirli davranmaktan da bir an bile uzak kalmamış. Evet. Dostlukla ihtiyat bir arada yürüyebilir. Evet. Çünkü gerçek anlamda devletler arasında dostluk geçicidir. Düşmanlık da geçicidir. Halklar arasında dostluk olur, halklar arasında düşmanlık olur. Bu devletler işte değişir, iktidarlar değişir. Düşman bir iktidar değişir, Fransa'da olduğu gibi düşman dost bir iktidar gelir, anlaşma yapılır. Evet. Ankara Anlaşması öyle yapıldı. Evet. Clemenceau gitti, Briand geldi. Türkiye ile Fransa'nın arasındaki ilişkilerde hava değişmiş idi. Her neyse, Lozan müzakereleri başladı. Lozan'da sorun şu. Lozan'da üç büyük komisyon kuruldu. Bu komisyonların birinin başkanı İngiliz, birininki İtalyan, birininki Fransız. Şimdi İsmet Paşa'nın da orada çok güzel bir jesti var. Onu da anlatmak istiyorum. Açılış töreninde işte İsviçre Cumhurbaşkanı konuşacak ev sahibi olarak. Ona karşılık da bu barış konferansına Türkleri de davet etmiş olan davet sahipleri adına da Lord Curzon konuşacak. İsmet Paşa diyor ki ben de konuşacağım. Herhalde. Neden? Eşit şartta. Tabii. Onlardan biri konuşuyorsa ben de bulunurum diyor. Tabii bu İsviçrelileri o bugüne kadar yapılan bütün barış müzakerelerinde ancak güçlülerin protokollarının işlediği bu gibi toplantıların farklı bir toplantı olacağını anlayanlar da bir bocalama oluyor. Ama yok, İsmet Paşa geri almıyor bu tavrını. Lord Curzon konuştuktan sonra orada çıkıyor, konuşuyor. Ve Türk halkının tavrı öyle belli. Şimdi bir eşit haklar. Aynı eşit haklara sahip bir devlet kurmak istiyoruz. Bu bir devlet olmak istiyorsanız eşit hak talep edersiniz. İkinci sınıf devlet olmaz. İkinci sınıf topluluk olur. Şirket olur. Devletimsi bir şey olur. Manda olur. Ama devlet olur. Devlet isterse mini mini bir devlet olsun eşit haklar ister. Tabii. Karşısında da isterse dünyanın en büyük devleti olsun. Bu kendi aralarında riayet ettikleri bu kurala Doğu devletlerine karşı riayet etmemişlerdir. Etmek zorunda kalmışlardır. Bunun öncüsü de Atatürk Türkiye'sidir. Atatürk Türkiye'sidir. İsmet Paşa da bu konuda Türkiye'yi orada işte Ermenilerin size suikast yapacaklar. Onun için işte biz gerekli tedbirleri alıyoruz ama siz de tedbirli olun. İşte arabanızdan Türk bayrağını indirin diyorlar. Ön tarafta bir Türk bayrağı dalgalanmakta gidip gelirken İsmet Paşa diyor ki hayır. Yani niye indirecekmiş? Hayır ben bayrağı indirmem. Beni öldürürler. 20 bir başkası gelir. Gene o bayrak orada kalır.
işte. Şimdi mesele bu. Mesele böyle. O, siz bunu korkarsanız, ürkerseniz bir takım şeyleri oyun olsun diye de söylenir bütün bunlar. Sizi kullanırlar, sizi denerler, sınarlar. Ne kadar zayıf, ne kadar güçlü, ne kadar kararlı, ne kadar kararsız olduğunuz. Tabii. Osmanlı ordularının savaşta kazandıklarını Osmanlı diplomatları masa başında verdiler. Ve hep verdiler. Evet. Verere geldik. Ütülmeye mahkum bir topluluk olarak göründük Avrupa'nın karşısında. Gene ben üzülerek söylüyorum. Osmanlı'nın son yüzyılı Avrupa'nın şamar olanı olarak geçmişti. Evet. Ciddi bir devlet ciddi bir karar verecekse günlük o günün konjüktürüne göre İngilizlerse hakim olan İngiliz büyükelçisine ya da Ruslarsa Rus büyükelçisine danışmadan adım atamıyorlar. Böyle bir devlet olur mu? Böyle bir devlet olur mu? Bu dekoratif bir devlet oluyor. Ben işte operet imparatorluğu diyorum ona. Dışından süslü görünüyor, içi çürüyor. Çürüyor, bitiyor, ölüyor. Evet, Lozan görüşmeleri çok ciddi şeylerdi. Şimdi ben yani bizim aydınlarımız, gençlerimiz, Türk tarihi hakkında hüküm verecek insanlar, geleceğimizi görmek isteyen insanlar, olup bitenleri değerlendirmenin gibi bir görevi olan insanlar, sorumluluk duygusu olan insanlar, bir kere Sevr Anlaşması'nı mutlaka incelemek. Artı Lozan Zabıtları'nı da incelemek. Çünkü Sevr'le denize dökülen projenin bir bölümünü Lozan'da gene komisyonlara getirdiler. Ama oradaki delegelerimizin arkasında yani milleti için ölmeye hazır 200 bin kişilik bir ordu. Evet. Boşuna aynı şeyleri pişirip yani, koymasınlar. Yani onu görünce Avrupa bu harbi göze alacak halde değildi. Lozan anlaşmalarına ara verildiği zaman Türkiye harbe hazırlandı. Hemen göze aldı ve harbe hazırlandı. Her şeye kat. Bir daha kat. Bir yıl, 2 yıl, 3 yıl bir olsun. Daha. Çünkü bağımsız bir devlet olmak. Yani o zamanki genelkurmay emirlerini geçen sefer de kısaca dokunmuştum. Hı hı. Okuyunca anlıyoruz ki ordu ölümüne yeniden savaşa girmeye hazırdı. Evet. Kim gelecek, kim dövüşecek ki bizimle? Etrafımızda bizden dövüşecek insan da yoktu. Dövüşmek isteyen İngiliz donanması gelecekse, işte o zamanlar ki Balıkesir Milletvekili Gafur Hoca var, onun dediği gibi onun gücü yetiyor, toplarının mesafesi katardı. O kadar. Doğru. O kadar. Onun için Avrupa bütün numaralarını yaptı. Her türlü kendimize güveniyoruz. Bütün entrikalarını yaptı. İngilizlerin himayesi altında. İşte ekonomik olarak hakları istediler. Türkiye'yi gene azınlıklara bölmek istediler. Alevilerle Sünnilerin, yani Aleviler daha azsa onlar azınlık olsun dediler. Türkiye'yi gene içinden parçalamak için bugün de buna benzer teklifler geliyor. Yani Sevr Anlaşması'nın bittiğini, kadük olduğunu söyleyen yazarlara bunları hatırlatmak lazım. Onlar Sevr Anlaşması'nı okumamış. Okusalar 1974 yılında Paris'te Sevr Anlaşması'nın ihya edilmesi için toplantılar yapıyor bir takım insanlar. Yani birazcık günümüzden geriye doğru dönersek bunların aşama aşama bugüne geldiğini görürüz. Avrupa Türkiye'yi hazmetmekte zorluk çekiyor. Kültürü farklı, dini şimdi farklı. Şimdi de hazmetme kapasitesi çıktı ya. Evet, şimdi onlar bizi çok zor hazmediyorlar. Doğru bu yani. Hazmetme kapasitesi yok yani adamların hazmetme. Bunların toleransı kendilerine benzeyen insanlar için. Bunların ölçüleri kendilerine benzeyen insanlar için. Bunlar standart değil. Bunlar çifte standartlı ülkeler. Belki üçlü dörtlü standartlı ülkeler. Emperyalizm dediğimiz şey değil yalnız bu. Avrupa anlayışının içerisinde Avrupa medeniyetini kurmuş olan bu katılmak istediğimiz medeniyetin vasıflarından bir tanesinin gerisinde Roma hukuku ve Hristiyanlık duruyor. Bunu bir kere bilelim. Evet. Şimdi biz buraya girerken Roma hukukundan yararlanmak için girmiyoruz. Kendi bir hukukumuz var. Yani devrim hukukuyla bizim bir hukukumuz gelişti. Hı hı. Bizim devletimiz kendi şartlarının içerisinde kuruldu kurallarıyla. Artı biz Hristiyanlıyız. Bizim %99.5 Müslüman. Şimdi biz onların evrensel kurallarına uyarız. Milli kurallarına uymak zorunda değiliz.
Şimdi Avrupa Birliği'ne girerken biz eşit şartlarla gireceksek bu yaşama özgürlüğümüzle gireceğiz. Yok öyle girmeyip yanaşma olarak hiç gireceksek. Hiç girmeyelim de. Niye girelim ki yani? Biz Avrupa'nın Avrupa'nın yanaşması hiç olmadı ki şimdi olalım. Onun için Türkiye'yi yönetenler zaten Türkiye'yi yanaşma gibi Avrupa'ya yanaşma olarak sokmaya zaten istemezler. Üstelik buna cesaret de edemezler. Karar verseler Türk halkı ayakta. Buna bu mümkün olmayan bir hayat. Şimdi Avrupalılar hakkında benim yani 25-30 senedir bu Avrupa'nın çirkin yüzünü de ben araştırıyorum. Yani bir güzel yüzü var o sanat ve bilim kısmı. Evet. Çirkin yüzü bu emperyalist, politik, diplomatik yüzü. Bir Türkiye'yi ciddi incelemiş değiller. Türkiye hakkındaki bilgileri çok sati. Söyledikleri sözlere bakıyorum, şaşıyorum. Bizim ortaokul öğrencimiz onun öyle olmadığını çok rahat onlara anlatabilir. Bunlar bir takım gerçekleri yalap şap öğreniyorlar. Yalap yanlış anlatıyorlar. Hı hı. Kaynakları hiçbir zaman Türkiye'yi doğru aktarmıyor onlara. Zaten öyle bir Türkiye ile ilgili bir şey söyleyeceklerse kendi projelerinin ışığı altında bakıyorlar. Onun için doğruyu öğrenmek için de fazla bir emek sarf etmeye gerek görmüyor. Ama dünyayı hep böyle yönettikleri için her seferinde dünya mutsuz oldu. Bir devletin tarihini yok sayamazsınız. Birinci Dünya Savaşı sonunda dünyayı mutsuz ettiler. İkinci Dünya Savaşı'na yol açtılar. Evet. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra da gene dünyayı mutsuz ettiler. Gene parçaladılar, böldüler. Yani dünyayı yönetirken insana saygı yoksa, sahiden hümanizm yoksa, sahiden özgürlük anlayışı yoksa, gerçekten insan değillerse bu diplomatlar, karşısındakini de insan görür, öyle olsa, o zaman çok kötü. O zaman çok kötü. Öyle olmaları, öyle onların da insanca davranmaları, hak tanımaları, yani işte Irak'ta olup bitenler herkesin gözünü evet. açmalı. Özellikle İngilizler gidip orada dövüşüyorlar. İngilizlerin gözünü açmalı, Amerikalıların gözünü açmalı. Onların arkasında duranlar, oraya İtalyanlar, Polonyalılar, bir takım insanlar çaresiz kalıp sanıyorum ki Amerika'nın hışmına uğramamak için sembolik kuvvetler evet ne yapsınlar? Sembolik birlikler yolladılar. Yani bu o milletlere bu şeref verecek bir şey değil. Niye korkuyorlar ki yani? Şimdi bu mahallenin namuslu yani? İnsanlar mahallenin kabadayısına sürtünmemeye çalışırlar. Evet. Bu 3 aşağı 5 yukarı ona benziyor galiba. Ama korkmaktansa kendi varlıklarını kabul ettirmeye çalışsalar. Korku çözüm. Tabii. Çözüm. Saygı evet, saygıya itiraz etmiyorum. Gücün karşısında tedbirli olmayı kabul ediyorum. Ölçülü davranmayı, realist davranmayı, pratik davranmayı kabul ediyorum ama bunun geri çekiliş sınırı onuru aşmamalı. Evet. Yani onur sınırında durmalı. Yani Polonya'nın Irak'ta ne işi? Polonya'nın Irak'ta ne işi? Polonya Ermeni kıyımını yaptığımızı niye kabul etti yani? Ayıp etti. Çok ayıp etti. Tabii. Tarihine karşı da ayıp etti. Çünkü tarihte Polonyalıları en şiddet şekilde koruyan ve onlara en vefalı davranan millet Osmanlı'dır. Osmanlılar evet. Türklerdi. Yani bunu bile bu kararı vermiş olmaları nasıl bir baskı dediğiniz altında. Dediğiniz gibi eskiyi birazcık da bilmiyorlar zannedersin. Bu Rusya'nın hakimiyeti altında bunların büyük bir çoğunluğu kendi tarihlerini öğrenemediler. Rusya'da da tarih 10 yıl içinde 10 kere değişti. Adamlara göre yeniden tarih yazdılar. Tarih yaptılar evet. Yani bu Bolşevik Rusya'nın öyle diyeyim. Bolşevik Rusya'nın tarihine inanmak için çok objektif tarih kaynaklarına bakmak lazım. Çünkü o arada o politik tarihler çok oynamaktan hoşlandılar. Yani Rusların kendi tarihlerinin hangisinin doğru olduğunu şimdi bilmeleri bile biraz zor. Kendileri yani, dahi bilmiyorlar. Zor çünkü işte her gelen iktidarı Stalin tarihi başka, Lenin tarihi başka. Böyle farklı. Kendine göre tarih farklı yaptı. Stalin dönemi de birkaç dönemi vardır Stalin. O dönemdeki tarihler de farklı. Bir dönem önce kahraman olanlar ikinci dönemde işte orada hain diye suçlanabiliyor. Tersi olabiliyor işte vesaire. Tarihi ideolojinin aleti diye kullanırsanız bu ideoloji ne olursa olsun tarih buna bir gün isyan ediyor. Tabii. Bu gerçek bu yani. Bu gerçekten oynanamaz ki. Gerçeği ne kadar şekil vermeye çalışsanız bir yerden kendini patlak verir tabii. Bir yerden kendini gösterir. Onun için bu tarihe masalcı gibi yaklaşmak, yalancı gibi yaklaşmak, hain gibi yaklaşmak ya da çok dost gibi yaklaşmak değil. Objektif yaklaşmak gerekiyor. O zaman
anlatılanlar doğru oluyor. Milletler buradan hem gurur duyuyorlar hem ibret alıp bir daha o hataları yapmamaya çalışıyorlar. Siz kitabınızda boşuna arka tarafa bütün belgeleri koymadınız, evet, değil mi? Evet, böyle belgeli roman, belgeli roman oldu. Abi yalancı tarihlerimiz çok, sahte tarihlerimiz çok. Gençlerimizi istedim ki o sahte tarihlerin etkisinden kurtulsunlar, doğru kaynakları bilsinler. Benden daha güzel kitaplar yazacaklar, çıkacaktır. Çok güveniyorum gençlere. Yorulmasınlar, hangi kaynaklar, yani bütün kaynakları aşağı yukarı yazdım. Bir kısmını yazmadım ama onu da Cumhuriyet dönemini yazarken o ek kaynakları da vereceğim ki araştırıp, alan araştırması yapıp da bu konuyla ilgili bütün kaynakları bulayım diye dertlenmesinler. Ben onları hazır bırakacağım. Ama bundan daha iyisini yazacaklarına inanıyorum. Ama doğru yazsınlar. Evet. Doğru yazsınlar. Doğruyu yazmak için azap çeksinler. Çile çeksinler. İnsanlara, gençlere, gelecekteki insanlarımıza tarihimizi yanlış anlatmaya asla hakkımız yok. Parti mülazasıyla, din mülazasıyla ya da faşizm mülazasıyla, nazizm mülazasıyla, ideoloji mülazasıyla, ne olursa olsun Türklüğü çok sevmek ya da hiç sevmemek yüzünden tarih değişmez. Neyse o anlatılır. Birebir anlatılamayacağına göre özettir tarih. Bunu, hı hı, çok namuslu yapmak lazım. Evet. Kelimeleri ona göre seçmek lazım. Çünkü böyle elastiki kelime seçerseniz bir takım insanların kulağına da bu elastiki kelimenin en uzak anlamını söylemek istediğinizi fısıldarsanız artık o tarih olmaktan anlamak çıkar. O siyasi bir tabii. Siyasi bir belge haline dönüşür. Tarihçiler çok namuslu olmak. Tarih yazmak da çok güç herhalde, değil mi hocam? Yani kendini çok iyi yetiştirmiş olması, çok dürüst olmuş olması, yetiştiği çevrenin de yalanla hastalanmamış olması, yalana kapılmamış olması, objektif kalmış olması, insan sever olması, hakikat sever olması, uçlarda dolaşmıyor olması, yalnız kendisiyle de ilgili değil, bu içinde yaşadığı ortamla da ilgili. Yani siz Türklere düşman bir toplumun içinde aileden ya da mahalleden yetişiyorsun. Sonra da objektif tarihçi olacaksın. Bu mümkün değil. Yani ben cümlemi yazıyordum, sonra üzerinde düşünüyordum. Yani tekrar dönüp. Belki 10 sene sonra, belki 20 sene sonra bir daha okunacak. Tabii. Bütün şartlar değişecek ama gerçek değişmeyecek. Ben bu kelimeyle anlatmalıyım. Yoksa gelecekteki insanları da yanıltmayacak olan o kelimenin yerine bu kelimeyi kullanarak onları etkilememeyi mi tercih etmeliyim? Boşuna 50 yıl uğraşılmadı. Evet, yani bu dili bulmak için çok özen gösterdim, çok dikkat ettim. Ama şunu da söyleyeyim ki ben bu özenimin karşılığını görmenin çok büyük mutluluğu içerisindeyim. Çok büyük bir yani durur. Her türlü siyasi yelpazenin içerisindeki insanlar, yani başı açık insanlar da, türbanlı insanlar da gelip bize tarihimizi öğretiyorsunuz hocam, sağ olun diyebiliyorlar. Tabii de gözlerim doluyor, çok mutlu oluyorum. Tamam. İşte bu son perdeyi yaşarken kadri bilinmiş olmak insanı çok huzur içinde tutuyor. Yani o hiçbir yorgunluğumda kalmıyor işte. Biliyorsun her tarafa, evet, gençlerin bütün davetlerine gidiyorum, katılıyorum. Çok da iyi oluyor. Soru soruyorlar. Çok güzel sorular soruluyor. Anlatıyorum. Siz hep yani daha onları, ne kadar çok öğretebilirim de olduğunuz yani için. Yani onları bir uyarmaya çalışıyorum. Tarihleriyle övünmeye çalışıyorum. Tarihten alınacak ibret dersleri var. Kötülüklerimiz var. Ben onları da anlatıyorum. Evet. Ben onları hamaset edebiyatı yapmıyorum. Yapmam. Doğru neyse onu yazıyorum. Zaaflarımız varsa yani bizim içimizden de casuslar çıkıyor. Türk'ten casus çıkmaz, Türk'ten hırsız çıkmaz çok falan çıkmış gibi öyle çocuk edebiyatından dolaşmadım, olmuyor o. Çocuk zaten gençler. Onlar da inanmıyor zaten. Böyle bunlar palavra. Çocuklar da inanmıyor. Palavralara inanmış. Şimdi gerçekçi olmak lazım. Doğruyu anlatmak lazım. Kahramanımız çok. Hainimiz de var. İşte Çerkez Ethem deniyor, hain deniyor diye bazı Çerkezler mail yolluyorlar bana. Onlar böyle sevgiyle cevaplandırıyorum. Diyorum ki bizde de hain çok, sizde de var. Bundan ötürü sizin de Çerkez asıllı pek çok da kahramanımız var. Tabii. Yani biz bu cumhuriyeti kurduksa, İstiklal Savaşı'nı kazandıksa bunda Çerkezlerin de hakkı var. Kürtlerin de, Türklerin de, Lazların da, Arapların da, Boşnakların da, işte Arnavutların da herkesin hakkı Herkes var. Herkes birlikte savaştı. Herkesin hakkı var. Onun için yani yine söyleyeceğim.
ailesinden biri savaşa girmemişse bilsin ki o aile hiç olmazsa duasıyla bu zafere tabii katkıda bulunmuştur. Parasıyla onun rızkını verdi gerekirse. Etnik yaklaşımla bunlar çözülmez. Tabii. Kötü adam kötü adamdır, iyi adam iyi adamdır. Kahraman kahramandır, hain haindir. Yani bunlar öyle değil de böyle işte bizim ailemize evet yakındı. Ben ondan onu tutturayım. Bu yani bu Galatasaraylı öyleyse o kötülük yapmaz denemez. Böyle bir şey olmaz. Böyle olmaz. Bu tarih olmaz. Tarih olmaz. Geçmişe böyle bakılamaz. Böyle bir yampiri bakış bu. Böyle bir at gözüyle bakış. Buna gerek yok. Çok gönlü yücelikle bakmak. Çünkü tarih öyle bir gönlü yücelik bakışını istiyor kavranmak için. Gerçek bu. Çünkü çok müthiş bir olay bu. O gerçek, o gerçeği yani doğa yaratmadı, insan yarattı. Onun için çok kutsal gerçek. Doğru. İnsan yarattı o gerçeği. Kötüsünü de, iyisini de insan yarattı. Onun için insana saygısı olan insan, insanların yaptığı kötülüğü de, iyiliği de saygıyla izler, doğru anlatmaya çalışır. Masaldan tabii vazgeçer. Ama insana saygısı varsa yani dediğiniz gibi. İnsanı kandırmaz. Evet. Bunun kimseye, yani yalanın sevap olduğunu hiçbir din ileri süremez. Böyle bir şey. Evet. Ama bizimkiler işte öyle bir sanki dine yaranmak ister gibi. Atatürk işte son bir film yapılmış şimdi. Hangisi? Çanakkale ile ilgili Atatürk yok bir çizgi film. İşte evet, rüyayla istiareyle savaş kazanıyorlarmış. Dünyada böyle bir savaş kazanılmış değildir. Bu Çanakkale savaşı. Koca bir milleti, almıştır. Koca bir milleti çocuk yerine koymak çok çok şaşkın yani bir. İnanılır gibi değil. Çok şaşkın, bu şaşkın Türkler işte bunlar. Evet, tam şaşkın Türkler. Bunlar da şaşkın Türkler. Bunları yaptıranlar da şaşkın Türk. Bunlara inananlar da şaşkın Türk. Öyle bir savaş kazanılır mı? Savaş öyle kazanıldıysa bundan ötürü iftihar edilinir mi? Yani ne Mehmetçiğin, ne kumandanların, ne subayların hiçbir gayreti olmamış. Tabii büyük bir güç gelmiş, yapmış efendim. Yani Allah alaylar indirmiş, süvariler indirmiş, rüyasına doğruları söyletmiş, savaşı öyle kazanmışsak bu Allah'ın zaferi olur, bizim zaferimiz olur. Tabii ki biz övünemeyiz onu. Hı, o zaman biz bunu niye öyle Mehmetçiğin zaferi diye kutluyoruz? Çok büyük hata ediyoruz öyleyse. Evet. Her neyse işte bir yanlışlıklar zincirinin işte, parçası. İşte herkesin evrene bakışı kafası kadar. O tarihe bakışı da kafası kadar. Bizim halkımız milli mücadeleye karşı bizim içimizde nankörler var. Bu apaçık bir şey bu. Bu nankörlüğü ben yani bizim hemşerimiz olmalarına, yurttaşımız olmalarına bağlı oldukları din, bazı yazarlarımızda da var, bağlı hala oldukları bin bakımından hepsine aykırı görüyorum. Ayıptır. Hem günah işliyorlar, hem ahlaki kusur işliyorlar, suç işliyorlar. Doğruyu anlatın, doğruyu. Doğruyu milleti, bilmiyorlar ki bu anlatsınlar. Milleti, çalışsınlar, çalışsınlar. Beni kimse dövmedi ben doğruyu öğrenince. Hiç kimse beni zorlamadı. Ben kendim yürüdüm. Tabii. Heyecan duydum. Öğrenmeye gayret ettim. Yıllarınızı çaresiz verdiniz. Çaresiz kaldım. Param olmadı. Elimden kopyaladım. Hı hı. İşte evimin içi kitaplar, notlar hala öyle. Evet. İşte ailemde bütün bunlara destek oldu. 50 yıllık bir emek. Evet. Biri diyor ki işte ona kendi yazmadı. Bu birileri yazdırdı hı diyor. Yani bu insanlara ben acıyorum. Bu bilim adamı seviyesiyle bu yalanları söylemeleri, bu iftiraları atmaları, bu karaları çalmaları onların seviyelerini gösteriyor. Evet. Zekalarının yetersizliğini, akılsızlıklarını gösteriyor. Yapmasalar iyi olur. Biz yani bu emeğe öyle yanaşılmaz. Böyle bir geçmişe böyle yanaşılmaz. Bu tarihe böyle yanaşılmaz. Bu ayıptır. İşte yeter. Nokta. Her şeyden önce tarihimize evet yapılan bir evet ayıp zaten. Gelelim Lozan'a. Lozan'da sonuna doğru bu ekonomik tartışmalar, ekonomik sorunlar, şimdi batının çıkarı çok kutsal. Onu mümkün olduğu kadar karlı çıkmaya tabii çalışıyor. Tabii kendilerini düşünecekler. İşte sınırlar, mınırlar konusunda ciddi bir tartışma olmadı. Ciddi birkaç tartışma, bir Ermeni hoca yurdu istendi. Doğu'da başaramayacaklarını anladılar. Kars Anlaşması, Gümrü Anlaşması yapılmış, imzalar çakılmış, bu iş bitmiş. Adana çevresinde bir Ermeni yurdu istediler, reddedildi. Ermeni yok ki ortalıkta. Ermeniler Fransızlarla birlikte çekip gittiler. Kalanlar da bizim insanımız oldular. Evet. İstanbul'da kalanlar da bizim insanımız oldu.
Ege'de kalan bir takım insanlar olmuştur. Onlar da bizim insanımız olmuştur. Yurttaşımız olmuştur. Bunların Türkiye'den bir daha şikayetleri olmadı. Bugün bu olması için de sebep yok. 600 yıl beraber yaşamışken ve hiçbir olay çıkmamışken birdenbire ne diye olay çıksın ki? Bunun sebeplerini çok namusluca araştırmak lazım. Yani Osmanlı Devleti bir kıyım yapmak dünyanın en zor şeyidir. Bütün bir devletin bütün örgütleriyle bir ırkı kökünü kazımak için toplu faaliyeti, ısrarlı faaliyeti, kesintisiz faaliyeti demektir ki Osmanlı Devleti, her şeyi bir kenara koyuyorum, Osmanlı Devleti'nin o kadar gevşek bir örgütü vardı ki bu çok dirilik, çok büyük bir organizasyon isteyen bu işi yapacak güçte bile değildi. Tabii. Yapacak yapıda bile değildi. 3-5 katil çıkmıştır Osmanlı yani Devleti. Kendi içinde birlik olamıyordu ki başkasına karşı. Osmanlı Devleti o cinayeti işleyenleri idam etmiştir. Evet. Hata edenleri hapsetmiştir. Yani bu göç sırasında kusuru olan insanların kusurlarını, suçlarını yakalamış, cezasını vermiştir. Olmamış değildir. Tabii olacak. O, niye olmasın ki? Yani olmasa iyi olurdu ama olmuştur. Bunların cezaları da verilmiştir. Bundan ötesini tartışmak o zaman gerçeğe gene aynı konuda aykırılık olur. Bizim elimiz Ermeni meselesinde kirli değildir, kanlı değildir. Ermeniler belgeleri gösteremiyorlar zaten. Yok zaten öyle bir şey. Olsaydı çoktan 1921'de Malta'ya götürülenleri hapse sokardı. Öyle yapamadılar. Serbest bıraktılar çünkü belge yoktu. Amerikalılardan da belge bulamadılar. Ermenilerin yolladıkları bir takım belgelerin, Yunanlıların da şimdi bir tarihte... Şimdi ancak dayatmayla kabul ettirmeye çalışıyorlar. Ama bu ne oluyor? Bu siyasi karar oluyor. Evet. Siyasi bir kararın onları tatmin ettiğini söylemek mümkün değil. Kendileri işte kime karşı yapıyorlar bunu ben de onu anlamıyorum. Kim bunlara aferin diyor ki? Yani yalancının alkışçısı sahtekar olur. Evet. Ne olacak yani? Sahtekar alkışlayacak diye. Dik duran onu kabul etmedikten sonra. Yani gerçek olmadıktan tabii. Sonra. Yalnız tabii şey Avrupa bu tarih konularını siyasete dökmekle kendi büyük tarihine de çok büyük haksızlık etti. Çok büyük haksızlık etti. Bu çelişkiye hiç düşmemeliydi. Demek ki Avrupa artık büyüklüğünü taşıyamıyor. Demek ki artık Avrupa medeniyeti dediğimiz büyüklüğe layık olmayan bir yer haline. Demek ki çok maddileşmiş. Demek ki çok çıkarcı olmuş. Demek ki küçük insanına kadar bu artık emperyalist ruh onların kemiklerine, iliklerine işlemiş. Bu çok acı bir şey. Şimdi biz buraya gireceksek, insan sevgisi hala bizde vardır. Ben orada görmedim. Evet. Hayır, bizim sevgimize, alicenaplığımıza, komşu hatırına, yardımcılığımıza falan bütün bunlara ihtiyacı var. Bizim sıcaklığımıza ihtiyacı olan bir yer. Keşke bizim bazı iyi yanlarımızı biz örnek alsalar. Biz fazla izliyor ya bazı kesim. Keşke biz de onların bazı iyi yanlarını örnek alsak, bir eşit hale gelebilsek, çağımıza daha yatkın hale gelebilsek. Bizim tabii Avrupa'dan öğrenecek çok şeyimiz var. Sanatta, bilimde, onların da bizden teknolojide çok onların da insanlık adına bizden öğrenecek bir şey çok. Bir yani ben Almanlarla konuşuyordum da diyorlardı ki ya yani o sizin yaptığınız o komşuluk, işte cömertlik, misafirperverlik, biz bunları bilmiyoruz. Biz bunları bilmiyoruz. Sıcak kanlı değiller ki zaten bizden. Neyse yani büyük taraflarını inkar etmiyoruz. Hı hı. Küçük taraflarını da altını çizerek söylüyoruz. Gençlerimiz de Avrupa deyince titremesinler, korkmasınlar. Avrupa'dan daha üstün yanlarımız var. Avrupa'nın bizden çok üstün yanları da var. Gerçekçi olalım, pratik olalım, doğruyu görelim. Kendimizi aramızda teknolojik olarak, bilim olarak, sanat olarak büyük farklar varsa bu farkı gidermeye çalışalım. Tabii. Çok büyük gayret gösterelim. Çok büyük gayret. Kadınca, erkekçe çok büyük gayret gösterelim. Bunun temeli de insanın kendi toplumuna ve kendine güvenmesi ve cidden çalışıyor olmasıdır. Böyle uyduruk çalışmayla değil, sahiden çalışarak, araştırarak ve bu geçme, gelişme, ilerleme tutkusunu yüreğinde, beyninde taşıyarak olur bu. Öyle olursa Lozan'da Türkler çok haysiyetli durdular. Lozan bizi tekrar eşit bir devlet haline getirdi. Ama Lozan'ın şeyini, imza töreni çok anlamlıdır. Lozan'ın bize kazandırdıkları çok anlamlıdır. Onları gelecek sefere bırakalım. Olur mu? Tamam, ben diyecektim. Peki. Siz bende önce davrandınız. Peki. Lozan'ın güzel kısmını o zaman diyeyim ben. Hayır. Öbür programımızda yapalım. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.